birçok hazırlık olduğu belli. Adıyaman'da gerçekleşen adeta bir MYK toplantısı sonrası açıklaması geliyor bizler için. CHP ekonomi masasının sorumlusu aynı zamanda Faik Öztürk. Bakalım neler söyleyecek. Günlük vefat sayıları ise 250'yi aşmaya başladı. Peki buraya nasıl geldik? Erdoğan'ın şahsi hükümetinin tedbirleri zamanında almaması, bilim kurulunu dekor yapması, aşı tedarikinde gecikilmesi sonucunda bugün bulunduğumuz yerdeyiz. Ve elbette AK Parti Genel Başkanı'nın milletin sağlığını hiçe sayıp partisinin kongrelerini lebalep doldurması, bir de üstüne bununla caka satarak millete kötü örnek olması sonucunda bu noktaya geldik. Gezdiğimiz bazı ilçelerde vaka sayılarının AK Parti kongresinden sonra patladığı söylendi. AK Parti'nin büyük kongresini yapmasının üzerinden tam 15 gün geçti. Son 15 günde aşısı yani çaresi olan bir virüs yüzünden 2739 yurttaşımızı kaybettik. Memlekette darbe mi arıyorsunuz? Darbe işte budur. Bu milletimizin sağlığına, canına yapılan bir darbedir. Virüs Allah'tan ama tedbir almakta kuldan. Aşılamada da büyük adaletsizlikler yaşıyoruz. Kim öncelikli, kim ayrıcalıklı? Bunlar birbirine karışmış vaziyette. Apartman görevlilerine aşılamada öncelik tanınsın dedik. Ekmeğimizi getiren, kapıdan çöpümüzü alan görevliye öncelik tanınmadı. Her gün belediye otobüsüyle okula giden öğretmene de öncelik tanınmadı, aşı yok. Ama futbol antrenmanına Ferrarisiyle giden futbolcuya aşı çok. E bu mudur hak? Bu mudur adalet? Bunun sorumlusu kim? Bu ülkede hükümet yok mu? Elbette sorumlu, yaptıklarıyla da yapmadıklarıyla da Erdoğan'ın şahsi hükümetidir. Erdoğan'ın şahsi hükümeti bir darbede esnaflarımıza karşı yapıyor. Lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler bir yılı aşkın süredir belini zaten doğrultamıyor. Kongre salonlarını lebalep dolduranlar kahvehane ve düğün salonlarını salgın gerekçesiyle boşalttıkça boşaltıyor. Dün Malatya'da kahvehaneli, düğün salonu ve kafe işleten esnaflarımızla beraberdik. Esnaf yandım Allah diye haykırıyor. Bizi kurtarın diyor. Kahvecilerimiz her türlü tedbiri almak koşuluyla yasaklar gevşetilsin istiyor. Maçları yayımlayan yayımcı kuruluş, kahvelerde maçları yayımlayan yayımcı kuruluş paramızı geri iade etsin, paramızın üstüne yatmasın diyor. Yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primlerini şu salgın döneminde devlet ödesin istiyor. Madem devlet olarak benim işimi sınırlıyorsun, kaybımı telafi et, en az asgari ücret kadar da bana destek ver diyor. Ama duyan yok. Lokantacı esnaflarımız da çok dertli. Bu yılın ilk iki ayında 1561 lokanta ve restoran bir daha açılmamak üzere kapanmış. Önümüz mübarek Ramazan ayı. Ramazan'da tüm lokanta ve restoranlar bir kez daha kapanacak. Paket servisle bu işletmelerin çarklarının dönmesi mümkün değil. İşletmeler doğru dürüst çalışmayacak. Ama banka borçlarının faizleri çalışacak. Lokantacının bankaya olan borcunun faizi çalışacak. Buradan Erdoğan'ın şahsi hükümetine sesleniyorum. Lokantacılara müjdemiz olacak dediniz. Lokantacılar müjdeyi bekliyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari bu işletmelerin banka borçlarının faizlerini birkaç ay boyunca dondurun. Lokanta ve restoranlarda çalışanlar zaten kaç aydır işsiz. Hepsinin borcu gırtlağı aşmış. Tam da böyle bir dönemde yapılmayacak olanı yaptılar. Kısa çalışma ödeneğini kestiler. Bu kararla 2 milyon çalışan sefalet aylığına yani 1500 liraya mahkum edildi. Bir de bunun üstüne Ramazan'da kapanacak restoran ve lokantalarda çalışanlar eklenecek. Ramazan'da milyonlarca emekçimiz ve onların aileleri 1500 liralık sefalet aylığıyla nasıl geçinecek? Evlerdeki tencereleri nasıl kaynayacak?
Bir genç garson arkadaşım yanıma yaklaştı. Dedi ki yeni evlendim. Tam da iş yerim açılmıştı. Borç harç idare ediyorduk. Ama 2 hafta içinde hafta sonu kapanma geldi. Ramazan'da da tam kapanacağız. Kredi kartım zaten doldu. Biz ne yapacağız diye gözlerimin içine bakıyordu. Mübarek Ramazan öncesinde milletin cüzdanına, tenceresine, gencecik insanların umuduna yapılan bu darbe hangi akla, hangi vicdana, hangi izana sığar? Peki bu darbenin sorumlusu kim? Emekçilerimizi sefalet aylığına mahkum eden kim? Elbette Erdoğan'ın şahsi hükümeti. Esnafa, emekçiye darbe yapan Erdoğan şimdi çıkmış Ecevit döneminde atılmayan daktilonun hesabını soruyor. Onun hesabını önce sen yanından ayırmadığın o sarayın sadık bekçisine soracaksın. Bakalım atılan daktilo muymuş, hesap makinesi miymiş, o ne diyecek? 20 yıl önce esnafımız daktilo değil ama yazar kasa atabiliyordu. Bunu yaptıktan sonra da kendisine, ne kendisine ne de ailesine herhangi bir şey olmuyordu. Ama bugün bıraktık yazar kasa atmayı, bir tweet atıyorsun, bir bildiri yayınlıyorsun, içeri giriyorsun. Yetmiyor, ailen de suçlanıyor. Böylesine bir istibdat ancak darbe rejimlerinde görülebilir. Son bir yılda yumurta %64, ayçiçek yağı %60, mısır özü yağı %55, mercimek %45, tavuk eti %45 zam görmüş. Bunlar da TÜİK'in makyajlı rakamları. Çarşıda, pazarda yangın bundan çok daha büyük. Esnaflarla konuştuğumda diyorlar ki gelen malın fiyatındaki artış çok daha fazla. Ama vatandaş alsın diye bir kısmını sineye çekiyoruz. Daha ne kadar sineye çekecek esnaf bunu? Milletimiz her şeyin farkında. Halkımızın yarısı mutfaktaki enflasyon %40'ın üzerinde diyor. Anket yapmışlar, sormuşlar. Çünkü millet çarşıda, pazarda ne harcadığını gayet iyi biliyor. Milletin cebi yalan söylemiyor. Erdoğan şahsi hükümeti enflasyonu da düşük göstererek başta emekliler ve memurlar olmak üzere sabit gelirli her kesime darbe üstüne darbe vuruyor. Artık insanlarımız pazardan kırıntı peynir alarak nefsini köreltiyor. Zeytin ise taneyle sofraya konur oldu. Etin tadı çoktan unutuldu. Fırınlarda ekmek fiyatının yanına bir de şimdi bayat ekmek fiyatı eklendi. Ondan sonra 17 yıl boyunca onu yaptık, bunu yaptık. Tabii ki yapacaksın. Tabii ki yapacaksın. Daha fazlasını yapmalıydın. Bu kadar para yağdı dünyada. Nereye gitti bu paralar? Milletin boğazından kuru ekmek geçiyorsa aç değildir diyorlar. Milleti bayat ekmeğe muhtaç ediyorlar. Ama saraydakiler götürüyor salkımı, millete de veriyor talkını. Saray beslemelerinin yönetim kurullarındaki ücretlerini avroya endekslemesini biliyorlar. Yandaşlarının geçilmeyen köprü ve otoyol ücretlerini dövize endekslemeyi de biliyorlar. Madem öyle emeklinin de bayram ikramiyesini dolara, avroya endekslesenize. Emekli ikramiyesine 3 yıldır zam yapılmıyor. Bu 3 yılda hiç mi enflasyon olmadı? 2018'den bu yana 1000 liralık bayram ikramiyesi enflasyon karşısında eriyip kuş oldu. 1000 liranın yarısını enflasyon canavarı kaptı götürdü. Biz onun için diyoruz ki Ramazan bayramında emekliye en az 1500 lira ikramiye verin. Emeklilerimiz torunlarına bayram harçlığı verebilsin. Çocuğuyla yalandan da olsa bir bayram edebilsin. Erdoğan şahsi hükümeti milletin işine de darbe yaptı. 2019'da 658 bin yurttaşımız, 2021'de de 1 milyon 268 bin yurttaşımız işini kaybetti. Bırakın yeni iş bulmayı, çalışan adam işinden oldu. Son 2 yılda 2 milyon çalışanımız çalışamaz hale geldi.
Şimdi işsiz sayımız 10.287.000'e, işsizlik oranı da, gerçek işsizlik oranı da %30'a çıktı. İşsiz iş bulamıyor. İş bulan da düşük ücretle sınanıyor. Saray sosyetesi mensupları 3 ayrı yerden ayda 85.000 lira kendine maaş bağlatırken, bugün 10 milyon yurttaşımız asgari ücret civarında bir ücrete talim ediyor. Milletin çocuğu çalışacak tek bir iş bulamazken, saray sosyetesinin mahkumlarına bir değil, iki değil, tamına 41 yönetim kurulu üyeliği ayarlanıyor. Bunların altlarındaki Mercedes makam arabalarına Alman Başbakanı Merkel bile binemiyor. Ne demiş atalarımız? Aç doyar, aç gözlü doymaz. İşte saray sosyetesinin hali bu. Gözleri doymuyor. Burunları da pudra şekerinden çıkmıyor. Bunların büro elemanları, şoförleri paranın altında ezilirken, milletin çoluğunun, çocuğunun midesi açlıktan eziliyor. Memleketin hali bu olunca milletimiz de haklı olarak soruyor. Büro elemanları bunları götürüyorsa, bu büronun sahipleri acaba neleri götürüyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Peki bunun sorumlusu kim? Milletin cebine, gençlerin geleceğine bu darbeyi yapan kim? Elbette Erdoğan'ın şahsi hükümeti. Kayınpeder damat bir oldular. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buharlaştırdılar. Daha dün açıklandı. 2 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasasında 45 milyar dolar açık var. Kasada para kalmamış. Yetmemiş, üstüne bir de 43,5 milyar dolar borç yapılmış. Bugün Türkiye'nin durumu benzer ekonomilerden daha kötüye, kötüyse kırılgan ekonomiler içinde Türkiye en başa güreşiyorsa, bunun en önemli sebeplerinden biri de bu. Dışarıdan para gelmediği zaman kasada da para yok, her şey alt üst oluyor. Bu arada 128 milyar doları sorar bürokratın başı da gidiyor. Önceki Merkez Bankası Başkanı buharlaşan 128 milyar doların hesabını bir araştırın deyince 132 günde koltuğundan oldu. 128 milyar doların akıbeti araştırılmasın diye başkan değiştirildi. Yetmedi, başkan yardımcısı da değiştirildi. Şimdi de para politikası kurulu üyeleri ve banka meclisi üyeleri de değiştiriliyor. Anlaşılan 128 milyar doları buhar edenler arkada iz bırakmamak için mıntıka temizliği yapıyor. Bu da ancak Afrika'daki darbe rejimlerinde olur. Peki bu darbenin sorumlusu kim? Tabii ki Erdoğan'ın şahsi hükümeti. Ama milletimize sözümüz söz. Ne yaparsanız yapın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu 128 milyar doların ne olduğunu sormak, sorumlularını da yargı önüne çıkarmak. Çünkü o rezervlerin her bir sentinde tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Esnafa darbe yapanlar, işçiye darbe yapanlar, işsize darbe yapanlar, emekliye darbe yapanlar, Merkez Bankası'nın kasasına darbe yapanlar, milleti inim inim inletenler son bir haftadır kabak tadı veren bir komediyi sahnelemeye başladılar. Yeniden sahneliyorlar. Ununu elemiş, eleğini asmış amirallerin kaleme aldıkları bir açıklama üzerinden darbe mağduriyeti çıkarmaya uğraşıyorlar. Mağduriyet çıkarmaya çalışsalar neyse. Bir de bu emekli amiraller Kılıçdaroğlu'ndan emir aldı diyerek bize de iftira atıyorlar. Yetmiyor, bu amirallerin ailelerini de fişliyorlar. Bu fişlemeleri de basına sızdırıyorlar. Hem de böyle göz önünde, göstere göstere, açıklaya açıklaya. Bunu göstere göstere yapan kim? Elbette Erdoğan şahsi hükümeti. Ama bunu da ancak darbeciler yapar. Erdoğan komplo ve kumpas uzmanı darbeci arıyorsa sarayındaki altın varaklı aynalara bakacak. Dün emekli amirallerin açıklamasını basına sızdıran hükümete yakın gazeteci önemli bazı itiraflarda bulunmuş. Ne yaptığını açıklamış. Demiş ki bu duyuru yayınlanmadan önce
Erdoğan'ın bir bakanının da elindeymiş. Yani ortada sarayın dehlizlerine kadar uzanan FETÖ tarzı bir kumpas kurulduğu ayan beyan görülüyor. Bu kumpasa figüran olmayan herkese de baskı uygulanıyor. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, sarayın senaryosuna figüran olmayınca hakkında hemen denetim başlatılıyor. Türkiye bu yöntemleri, bu usulleri, bu kumpasları daha önce de gördü, yaşadı. Biz zaten boşuna demiyoruz. Fethullah Gülen okyanus ötesinde ama yöntemleri halen iktidarda. Türkiye'de askeri darbe dönemi kapanmıştır. Bunu sadece biz demiyoruz. Daha önce Erdoğan da söyledi. Ama Türkiye'de halen askeri darbeden tedirgin oluyorsanız, iktidara tavsiyemiz, emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden, sarıklı generallerden korkacaksınız. Son darbe girişiminde bulunanların 2014'e kadar Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapan sarıklının generalleri olduğunu biz unutmadık. Zaten saray rejimlerinde darbeler dışarıdan olmaz. İçeriden olur. Darbe en yakınınızdan gelir. İşte Ürdün'de yaşananlar. Ürdün kralı kendi canından, kendi kanından olan eski veliaht prensi darbe yapacak diyerek eve hapsetti. Pek çok Ürdünlü gözaltına alındı. Veliaht prens krala sadakat yemini ederek kurtulabildi. Kraldan fitnenin başını erken ezdik diyerek prensi şimdilik affetti. Yani Sayın Erdoğan, halen bir darbe korkunuz varsa bunu dışarılarda aramayacaksınız. Sarayınızın içinde ve en yakınlarınıza dikkatlice bir bakacaksınız. Hatta sarayınıza bekçilik yapanlara bir dikkatle bakacaksınız. Sarayın bekçisinin geçmişte muazzaf generallere 17 sayfalık mektup yazıp sizi şikayet etme gibi bir huyu olduğunu unutmayacaksınız. Kendisinin muazzaf generallerle yaptığı mektup arkadaşlığı bir dönem gazete manşetlerindeydi. Unuttaysanız o gazete manşetlerine bir kere daha bakacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran, ülkeye çok partili yaşamı ve demokrasiyi getiren partidir. Bizim anlayışımıza göre demokrasiyle yönetilmek bir ülke için en büyük onurdur. Ama tek adam vesayet rejiminin düğmesine basıldıktan sonra hep beraber gördük ki millet iradesine darbe sadece asker postalıyla olmuyor. Millet iradesine darbe sivillerin giydiği mokasenlerle de yapılıyor. Millet iradesine darbe 2015'te 7 Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak milletin mal ve can güvenliğiyle korkutarak seçimleri ondan sonra tekrarlatarak da oluyor. Millet iradesine darbe milletin seçtiği bir başbakanı parti içi oyunlarla alaşağı ederek de oluyor. Millet iradesine darbe tek adam vesayet rejimine geçmek için 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edip sarıklı darbecilerin bombaladığı Gazi Meclisi devre dışı bırakarak da oluyor. Millet iradesine darbe o hal koşullarında referandum yapıp bir de oylama devam ederken mühürsüz oyları geçerli sayarak da oluyor. Millet iradesine darbe 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde kaybettiği seçimi mızlıkçılık yaparak yandaş hakimler eliyle iptal ettirerek de oluyor. Millet iradesine darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle kabul ettiği bir sözleşmeden tek bir imzayla, hem de uluslararası bir insan hakları sözleşmesinden tek bir imzayla çekilmekle de oluyor. Millet iradesine darbe milletin meclisinde reddedilen bir yasayı meclisin kayyum başkanı eliyle tüzüğe aykırı bir biçimde yeniden vekillere dayatarak oluyor. Millet iradesine yapılan bu darbelerin hiçbiri askerlerin postalıyla yapılmadı. Bu darbelerin hepsinde Erdoğan'ın mokasenlerinin izi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelere karşı tavrı çok nettir. Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız. Postalla yapılan darbeye de karşıyız, mokasenle yapılan darbeye de karşıyız.
Adıyaman'dan bir kez daha tekrarlıyorum. Türkiye'de askeri darbe dönemi bitmiştir. İlk seçimlerden sonra milletimizin oylarıyla da 20 Temmuz 2016'dan beri süren sivil darbe dönemi de kapanacaktır. Milletimizin 300 yıllık medeniyet mücadelesinin rotası da pusulası da bellidir. Türkiye medeni dünyanın birinci sınıf demokrasiler ailesinin şerefli bir üyesi mutlaka olacaktır. Cumhuriyetimizi güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimle taçlandırmak, Erdoğan şahsı hükümetinin bu buhran sürecinde aziz milletimizin elinden aldığı her şeyi milletimize geri vermek, esnafımızı, çiftçimizi, KOBİ'lerimizi, tüm çalışanlarımızı salgın sonrasında ayağa kaldırmak, salgın sonrasında dünyanın bu salgınla mücadelede galip ülkeleri arasına girmek, yeni küresel düzenin getirdiği fırsatları değerlendirmek, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına hızla girmek için, milletimizi hak ettiği huzur ve refaha kavuşturmak için biz hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları hazır. Bunu yapmak bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla görüyor. Yapmadıklarını da görüyor. Herkesin notunu veriyor. Milletimiz sandığın daha fazla gecikmeden önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Cebine, cüzdanına, işine, aşına, geleceğine darbe yapanlara sandıkta en güzel cevabı verecek. Bu kibirli kadroları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım.